Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle beraber çok fazla sorduğunuz Teknotop hakkında konuşacağız. Bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Yeni gelen güncellemeyle beraber oyuna entegre edildi ancak henüz başlamadı. Şu anda kullanılamıyor ama yakın zamanda kullanılmasını bekliyorum. Yani açılmasını bekliyorum. Eğer bu videoyu sonra izlediyseniz büyük ihtimal açılmıştır ve bilgi almak için de izliyor olabilirsiniz. O zaman hemen hızlıca geçelim. Bu alanın aktifleşmesi için seviye 10 ve üzeri kaleye ihtiyacınız var. 10 olduğu anda zaten bunu bildirimini hemen şuradaki alandan görebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman krallık emekleri diye yeni bir bölüm açılıyor. Buraya tıkladığımızda diyor ki 12. ay kudretini kanıtlamak için emek görevlerini tamamla. Tamam diyorsun, ben tamamlayacağım. Hemen gir diyoruz. Burada servet yolu ve emek adında iki farklı alan oluşuyor. Bu emek kısmındaki yerleri tamamlayarak silver bilet kazanıyorsunuz arkadaşlar. Silver biletle ise şuradan görmüş olduğunuz gümüş bilet alanındaki işte hediyeleri alabiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz. Şu altın bilete geleceğim ama önce bu kısmı iyice detaylı bir inceleyelim, iyiye bir bakalım. İlk kısmını açtığımızda bizlere hemen bilgiler veriyor. Diyor ki her 7 günde bir yeni emek görevleri ortaya çıkacaktır. Puan kazanmak için bunları tamamlayın. Kastettiği bu. Mesela diyor ki bölüm 4 emek görevlerini açmak için 2 saat 48 dakika var. Yani benim sıfırlama süremde yeni görevler açılıyor. 4 gün var. 4 günde burada 7 tane, toplam 7 tane bölüm açılacak ve hepsini yaparak şu görmüş olduğunuz alanı bitirmeniz gerekiyor. Buradan da, yani buradaki etkinlik puanlarından da şurada görmüş olduğunuz gümüş bileti kazanıyorsunuz. Gümüş bilet de dediğim gibi servet yolundaki alan. Burası tamam sanırım. Teknotopu şuradan göstereyim. Araştırmaları ücretsiz olarak tamamlamak için kullanılıyor. Teknotopu zaten eminim hepiniz anlamışsınızdır, görmüşsünüzdür. Kalenizde zaten o alanlar açıldı. Sadece krallık emekleri bölümü henüz açık değil. Orası da açılacak. Yine kadim kitap istiyor. Ancak bitirmek için değişken adetlerde Teknotop istiyor. Bence efsane bir etkinlik olmuş. Evet, Teknotop'u kazanmak belki çok zor ancak servet yolundaki altın biletli çok pahalı değil. Yani çok rahatlıkla artık araştırma alanındaki ağaçları tamamlayabileceksiniz. Araştırmalarınızı yapabileceksiniz. Gerçekten aşırı beğendiğim bir etkinlik olmuş. Yine tabii ki paraya dayalı ufak yerleri var. Altın bilet gibi. Ama yine de fiyatı çok makul geldi bana. Burada sadece dediği gibi zaman gerekiyor, emek gerekiyor. Belli zamanlarda toplayarak gerçekten güzel bir şekilde ilerleme sağlayabiliyorsunuz. E işaretindeki ikinci maddemizde diyor ki karşılık gelen ödülleri almak için yeterli puanı toplayın. Az önce sizlere gösterdiğim yer burası zaten. 4000 puan ulaştıktan sonra her 100 puanda bir bonus ödüller alınabilir diyor. Yani şuradaki 4000 puanla ulaştıktan sonra her 100 puanda bonus ödül alabiliyorsunuz. Dördüncü maddede daha fazla ödül almak için altın bilet alın ve etkinlik puanını satın almak için mücevher harcayın diyor. Beşinci maddemizde ise bazı emek görevleri zaman sınırlıdır ve süreleri dolduktan sonra tamamlanamazlar. Lütfen etkinlik zamanlarına dikkat edin diyor. Yani burası gün gün takip etmemiz gereken yer haline gelecek. Krallık emekleri aylık bir etkinliktir. Her ay farklı emek görevleri olacak ve etkinlik puanları her ay sıfırlanacaktır ve sistem saatine göredir demiş. Sizinle görevleri, emek kısmındaki görevleri bir inceleyelim. Birinci bölümde bize günlük görevleri vermiş. Günlük görevleri tamamlayın demiş. 450K kaynak topu demiş. 450K kolay, toplanabilir. Çanta sandık kategorisinden 20 eşyayı kullan. 50 gizemli kutu aç. 3 kez 3. aşamada tek kişilik, tamam tek kişilik de kolay tamamlanır. Burası farklı işte, toplam 14K kudret artırmamız gerekiyormuş. İyileştirmek, diriltmek vesaire yeterli değilmiş. Araştırma basmak ya da teknotop olmadan araştırma tamamlamak gerekecek. Yine revir kısmından askeri iyileştirmek. Buradaki maddeler kısa, bunları geçiyorum. Şurada ne var? Canavarları 40 kez vur. Ya bunlar zaten günlük olarak aslında yaptığımız şeyler. Yaptığımız şeyleri burada yazıya dökmüşler. Çok öyle ahım şahım bir şey görmedim. Şurada bir 5 kez teknoloji araştır bölümü var ve teknotop kullanarak tamam araştırma hariç diyor. Bu sıkıntı. Mesela benim teknoloji görevim yok. Ben nasıl bunu araştırabilirim ki? Mesela bu olmamış. Bu biraz sıkıntı. 15 kez bina inşaat veya yükselt. Bu da birazcık sıkıntılı.
Yani bir binayı baştan yapmamız gerekecek ya da bir kaynak yapısını bırakmamız ve sürekli 15 seviye yükseltip geri bozmamız, yıkmamız gerekecek. Bu birazcık bu da sıkıntılıymış. Burada 2000 mücevher harca var. Rastgele ışınlayıcı kullan. Ya bu şimdiye kadar olanlar çok zor değil. Ama biraz sıkıntılı. Kudreti yapılar kudretini arttırmak gibi. Yani miktarlar aslında az. Ya kendime göre az. Belki de bunlar kaleden kaleye ya da işte seviyeden kudretten kudrete belki de değişiklik gösterecekler. Bunların ne durumda olacağını şu anda bilmiyorum. Henüz bizim resmi olarak kendi sunucumuza gelmediği için ben şu anda Çin sunucusundan bakıyorum. Ayrı bir sunucuları var. Test sunucu gibi düşünebilirsiniz. Orada bu şekilde görevler var. Herkes de gelebilecekse birçok görev çok güzel, çok iyi. Ama tamamlaması zor görevler de var. Düşük kudretlilerin tamamlayabileceğini düşünüyorum ama mesela benim teknoloji yapabilmek ya da binaları sürekli yeniden yapabilmek bilemiyorum nasıl olur. Evet, servet yolu kısmına geldiğimizde ise yine çenem düştü, hemen burayı hızlıca geçeceğim. Burayı bekliyorsunuz çünkü biliyorum. Bonus ödüller buradaymış. Bonus ödüller dediğimiz alan burasıymış. Her %1 şuradaki bonus ödülleri alabiliyormuşuz. Evet, maksimum puan ulaştıktan sonra kazandığınız her 100 puan için bonus sandıklar burada. Gümüş bilet için gıda, işte taş, kereste alabiliyormuşuz. Altın için ise işte araştırma, hızlandırma, eğitim vesaire alabiliyormuşuz. Bu güzelmiş. Ama her 100 ve katlanarak gittiğinde diyor. Bu 4000 dolmaya başladığında da her 100 puanda buradaki bunları alıyormuşuz. Aslında burada bayağı teknotop var ya. Bunların hepsini tamamlayınca acaba bu kadar veriyor mu? Bunu araştırmak gerekiyor. Mesela diyelim ben altın bilet aldım. Altın bilet 35 TL'ymiş. Altın bilet aldığımızda 80 tane teknotop, 30 tane kadim kitap, altın indirim paketi. Ha, önümüzdeki ay bir de %12 indirim yapıyormuş. Yalnızca bir seferlik diyor. Yani bu 35 TL mi yoksa bir sonraki sefere mi düşürüyor onu bilemedim. Onu yine deneyerek anlayabileceğiz. Ben aldıktan sonra kendi hesabımda sizlere onu söylerim. Yine güzel, bayağı güzel eğitim araştırmaları vesaire veriyor. Şu ne, ışınlayıcı. 20K enerji. Güzel, kötü değil. Orası sanırım şurada verdikleri arkadaşlar. Yani burada toplam 80 tane teknotop vermiş oluyor. Şu sadece en sonuncusuna bile 14 tane veriyor. Burada da 7 veriyor. Gümüş bilette de yani en sona gelene kadar, yani şuraya gelene kadar 4000 puana kadar 40 tane teknotop, 15 tane kadim kitap, belli hızlandırıcılar vesaire veriyor. Yani bu ikisini, gümüş bileti ve altın bileti de aldığımızı varsayarsak, buradan 40, buradan da 80 olmak üzere 120 teknotopumuz olmuş oluyor. Şimdi teknotop güzel, tamam buraya kadar anladık diyelim. 120 maksimum, 120 maksimum yapılabilir mi ondan emin değilim ama hadi yaptık diyelim maksimum. Şuradaki bir bakalım araştırmalara. Ben de çok bir araştırma açık değil ama mesela şu bir tane istiyormuş. Şunları göremeyeceğiz büyük ihtimal, keşke görüyor olabilseydik. Ama bir tane videoda görmüştüm sanırım, şunları 2 falan istiyordu, 2-3 istiyordu. Yani çok fazla sanırım istemeyecek gibi geliyor bana. Yani şu mühürlere falan çok isteyecek olabilir buralara. Canavar araştırmalarına bakalım. Şunlar da birdir büyük ihtimal. Buraların birçoğunu çok rahatlıkla tamamlayıp T4'ü neredeyse %50 daha çabuk açabilirsiniz gibi geliyor. Bunu tabii ki test etmek lazım. Bunu ben bir test ederim. Bir yan kalede, bir alt kalede vesaire beraber deneyebiliriz. Söz vermem. Söz verdiğimde genelde yapamıyorum biliyorsunuz. Bu arada inşaatta göremedim. Sadece araştırma için geçerli. Yani inşaatta işe yaramıyor. Başka da bir şey şu anlık yok gibi gözüküyor. Bir tane aslında araştırma deneyebilirdik ama şu anda bilmiyorum, emin değilim hemen yapabilir miyiz. Anladığım üzere hemen anında teknotopla araştırmaya bastığınız anda direkt bitiriyor. Hani başka bir şey istemiyor sizden, kadim kitap istemiyorsa. Kadim kitap isteyen bir araştırma ise yine kadim kitabını istiyor mu, yine anında bitiriyor. Bence efsane olmuş, gerçekten efsane olmuş. Yani araştırma hızlı olayından sizi kurtarıyor. Ama görevlerde birkaç tanesinde sıkıntı gördüm. Yine kolay görevler, zor görevler değil. Şuradaki puan, AP, aktiflik puanı.
Evet, 300 puan kazandığınız zaman aktiflik puanından da buradan da bu ödülleri veriyormuş. Bu da çok yüksek, 350 veriyormuş bir de. Haftalık mı bu? Sanırım haftalık, evet. Evet, dediğim gibi bunları güncelleme geldikten sonra daha detaylıca inceleriz. Şu anlık benden bu kadar. Umarım gösterebilmişimdir, anlatabilmişimdir. Paket fiyatı da uygun geldi bana. Genelde böyle paketlerin fiyatı 135, 350 vesaire olur. 35 TL gayet makul. Bir de anladığım üzere ikinci de indirim yapıyormuş. Ya da şimdikine indirin, ikinci de belki de 40 TL civarında olacak, emin değilim. Ama hepsine bakacağız beraber. Sağdaki soldaki videolarından birine tıklayarak da başka videoma gidebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bu tekne top hakkında lonca arkadaşlarınız ya da arkadaşlarınıza bilgi vermek istiyorsanız da videomu onlara gönderebilirsiniz. Onlar da izlesinler, bilgi edinsinler. Evet, bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.